El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed teyzeullahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri konusunda gene birlikteyiz. Bir defa daha söyleyeyim ki Kur'an tefsiri bir dünya üzerinde kazanılan bir bilgiyle gerçekleşmez. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Bu ise ancak Allah'tan öğrenmekle gerçekleşebilir. Elbette bütün ayetler Kur'an'ın ruhuyla alakalı değildir. Oralardaki anlatım diğer anlatımlardan farklı bir hüviyet elbette göstermeyecektir. Hatta fıkıh konusunda daha da alt seviyede bir anlatım biçimi oluşturabilir. Gerçekten fıkıh konusunda dünya üzerinde bugün konularını çok iyi bilen çok sayıda alim mevcuttur. Ama ruha geldiği zaman ruhun anlatımı sevgili kardeşlerim sadece Allah'ın öğretisiyle mümkündür. Öyleyse Nur suresinin sonuna geldik. 62, 63, 64. ayet-i kerimeler. Nur 62. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminun ellezine aminu billahi ve resulihi ve iza kânu me'ahu ala emrin cami'in lem yeshebu hatta yestezînuh innellezine yestezîuneke ulaikellezine yu'minune billahi. Ve Resulihi fe izeste zenuke li ba'di şehnihim fe zen limen çiğte minhum ve stafir fehumullahu innallâhe gafurun rahim. Kelimeler innema ancak sadece fakat müminune müminler اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا Allah'a ulaşmayı dileyen, iman eden kimseler. بِاللّٰهِ Allah'a. وَرَسُولِهِ Ve onun Resulü. Ve iza ve olduğu zaman kânu oldular, idiler. مَاَهُ Onunla birlikte beraber ala emrin bir iş üzerine bir iş için bir oluş için cami'in toplu olarak toplanmış olarak lem yeshebu gitmezler hatta oluncaya kadar olmadıkça يَسْتِزِينُهُ Ondan izin isterler. اِنَّ الَّذ۪ينَ Muhakkak o kimseler, onlar يَسْتِزِينُكَ Senden izin isterler. اُلَٰئِكَ işte onlar اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ
iman edenler billahi Allah'a ve Resulihi ve onun Resulüne. Ve öyleyse o zaman o takdirde izeste zenuke, yani iza iste zenu zenuke, senden izin istedikleri zaman li bade bazısı için şey nihim, onların işleri, halleri, durumları fe'zen, fe'izen, o zaman izin ver li men, o kimse için, yani o kimseye şite, sen diledin minhum, onlardan vestafir ve mağfiret dile lehum, onlar için Allah'a Allah. İnne Allah'a, muhakkak Allah gafurun, gafurdur, mağfiret edendir. Rahimün, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Bu durumda cümle şöyle teşekkür ediyor. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyleyse aminu olmuş müminler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ruhları Allah'a doğru yola çıkmış. Allah'a vasıl olmuş veya olmamış. Bir toplantı söz konusu, Allah konusunda bir beraberlik, bir işin halledilmesi için bir araya geliş. Ve neticede eğer kişi acil bir işi varsa, ancak o takdirde gerçekten gitmesi gerekiyorsa, o Resul'den izin alıp bu izni mütakip oradan ayrılmalıdır diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhtevada peygambere, Resul'e saygıyı ihate eden bir hüviyet var.
saygılı burada Allah-u Teala Resulü kendisinden mutlaka izin alması gereken bir makam olarak değerlendiriyor. Bir toplantı olduğu zaman o toplantıya riyaset eden, başkanlık eden Resul'dür. Ve Resul'ün bu riyasetinde, başkanlığında bir farklı durum söz konusudur. Bu öyle bir başkanlıktır ki toplantı devam ederken oradan gitmek isteyenler mutlaka başkandan, Resul'den izin almak mecburiyetindedirler. Bu Allah'ın emridir. Öyleyse mümin olanlar kimler? Mümin olanlar kalplerinde bu izin mecburiyetini hisseden ve gitmek gerektiğinde, kesin bir sebep söz konusuysa gitmek gerektiğinde mutlaka ondan izin alanlar. Bu bir terbiye meselesi değil sevgili kardeşlerim. Bu bir iman meselesi. İnanç Allah-u Teala tarafından sizleri o noktaya getirir ki, insanları o noktaya getirir ki iç dünyalarındaki imanları Allah-u Teala'nın o iman sebebiyle onların kalbine koyduğu şeyler. Bu kişi zikir yapıyor. Vuslata ulaşmışsa nefsinin kalbinde %50'den fazla fazl birikimi söz konusu, fazl ve rahmet birikimi söz konusu. Afetlerinin %50'den fazlası yok olmuş durumda. Onların, yok olanların yerine gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde öyle bir hedefe ulaşır ki o kişinin nefsinin kalbi yarıdan çok Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet, %49 fazla dolar. Vuslata ulaşıldığı an ruhun sahibine geri döndüğü an, Allah'a ulaştığı an, o nokta, ruhun Allah'a ulaştığı nokta velayetin başlangıcıdır. Velayet müessesesi kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ruhun sığınağa, meaba sığınmasıyla gerçekleşir. Ruhun sığınağa sığınması. Allah Teala diyor ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. İşte o en güzel sığınağa sığınan kişi 3-4 aylık bir zaman parçasında
bir hiç iken Allah'ın evliyası mertebesine yükselmiştir. Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O noktaya ulaştığı zaman Allah'ın katından gelen fazıllar ruhun hasletlerine paralel hüviyetteki nurlar o kişinin nefsinin kalbini işgal etmişlerdir. %50'den daha fazla nurla dolmuştur kalbi. O nurların getirdiği yeni bir noktada kişi karar aşamasındadır. Orada artık %50'den fazla Allah'ın emrine itaat söz konusudur. Yasak ettiklerine karşı koymak söz konusudur. Onları işlememek söz konusudur. Bu nefsin kalbindeki durum. Ruhun kalbine baktığımız zaman ruhun kalbindeyse zaten %100 hasletler söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Ruh, Allah'a ulaşmayı o kişi dilediği an vücudu terk etmiştir, gitmiştir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. Ve o kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbine %50'den fazla nur yerleştirmiştir. Yani o kişinin nefsinin kalbi eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarken yasak ettiği bütün fiilleri işlerken artık nefsin kalbinin %50'den fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir hüviyette oluyor. Yani Allah Teala böylece bekçiyi kişinin kalbine yerleştirmiştir. O oradaki terbiyenin bir gereği olarak değil, onun da mutlak rolü vardır. Ama iç dünyasından gelen talebi değerlendiriyor. İç dünyasından gelen talep ayrılacaksa mutlaka Resul'den izin almak gereğini ona duyuruyor, hissediyor kişi bunu benliğinde. Eğer ayrılacaksa Resul'den mutlaka izin almak gereğini hissettiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın içimize koyduğu bekçidir. Başkalarının talebiyle, dışarıdan gelen bir istekle, bir rica ile değil, iç dünyamızın bize gösterdiği ufukta o istikamette bir davranış Allah'ın dizaynında iç dünyamızdan aksediyor. İç dünyamızda artık Allah'ın Resulünü bir yere oturtmuşuz. O oturttuğumuz yerde mutlaka Allah'ın emirleri konusunda yapılan bir toplantıda o toplantıyı terk edeceksek orada mutlak olarak başka bir muhtevanın var olduğunu görüyoruz. Mutlaka izin almak gereğini içimizden bir şey bize hissettiriyor.
bunun bir zaruret olduğunu hissediyoruz ve onun gereğini yapıyoruz. Öyleyse görüyorsunuz ki çözüm hep Allah'ta. Bu ayet-i kerimede Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senden izin istedikleri zaman dilediğin kimseye izin ver diyor. Burada sanki karar merciği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olarak Allah Teala tarafından tayin ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin vermek isterse izin verecek, istemese vermeyecekmiş gibi görünüyor. Ama derununa baktığımız zaman konunun böyle olmadığını görüyoruz. Karar merceği gene Allah'tır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruftadır. Öyleyse kendiliğinden karar vermek yetkisinin sahibi değildir. Bütün kararları Allah ona verdirir. Ya da Allah'ın söylettiklerini söyleyebilir, yaptırdıklarını yapabilir. Burada dilediklerine izin ver demekten Allah Teala'nın muradı, biz sana kime izin vermen gerekirse öyle diletiriz, ona izin verirsin. Kime izin vermen gerekmezse sana öyle bir dileği hissettiririz, onun gereğini yaparsın. Dilediğine izin verirsin, dilediğine izin vermezsin tarzındaki bir ifadede yetki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bırakılmış gibi görünüyor. Ama realite bu değil. O kendiliğinden konuşmaz diyor Allah Teala. Biz ne söylersek onu söyler diyor. Öyleyse dilediğine izin verecek, öyle görünecek ama o dileği, o seçimi ona yaptıran kendi iradesi değildir. Allah'ın iradesidir. Diyor ki Allah Teala bu hüviyette olan devrin imamları için ifadesinde, onlar hakkı hiyarın, seçim hakkının sahibi değillerdir. Bu yüzden yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor. Sorumluluk Allah'a aittir. Çünkü bütün nebiler huzur namazının imamıdırlar. Bütün nebiler mutlaka Allah'ın tasarrufundadırlar. Huzur namazının imamı olan herkes için geçerlidir. Nebi olmayan bir Resul son nebiden sonra ve ondan evvelki 600 yıl nebi olmayan Resuller huzur namazının imamlığını yapmışlardır. O devre içerisinde hepsi için aynı şey söz konusudur. Yaptıklarından sorumlu değillerdir. Çünkü yapanlar onlar değillerdir. O taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor Allah Teala. Kumu atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O fizik vücut bu işi yapıyor. Yerden alıyor ve atıyor. Ama yaptıran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi cüz'i iradesi değil. Yaptıran, o iradeyi devreden çıkarmış olan Allah'ın ilahi iradesi. Sen atmadın,
biz attık diyor. Bir de dikkat çekici başka bir husus daha var ayette. Ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile buyuruyor Allah Teala. Yani sebep ciddi bir sebep olsa da toplantıyı, Allah için yapılan bir toplantıyı, şahsi bir iş için terk etmek bir hata olarak değerlendiriliyor Allah Teala tarafından. Mutlaka Allah'ın onu bağışlaması gereken, bağışlamayı gerektiren bir olay var. Bağışlanma dileğini gerektiren bir olay var. Allah'ın işi görüşülürken kişisel işlerin geçerli olmadığını Allah Teala burada ifade etmiş oluyor. Allah'a ait bir iş yapılırken kişisel işler geçerli olmuyor. Ama Allah'tan bağışlanma dilendiği zaman Resul toplantıyı terk edecek olan kişi için Allah'tan bağışlanma dilemekle vazifelendiriliyor. Bağışlanmayı gerçekleştirecek olan Allah'tır, bağışlayacak olan Allah'tır. Talep bir vasıta olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Ama aslında o talebi yaptıran gene Allah'ın ilahi iradesi. Ama kuluyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Allah arasındaki ilişkide Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın iradesinde irade yapısının kontrolü altında olmasına rağmen sanki Allah'ın ilahi iradesinin kontrolünde olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden böyle bir talepte bulunuyormuş gibi onun şahsiyetini Allah Teala devreye sokuyor. Aslında ona o sözü söyleten Allah. Sevgili kardeşlerim, devrin imamlarıyla Allah arasındaki ilişkiler kolay anlaşılacak olan ilişkiler değildir. İlahi irade kesintisiz olarak devrin imamlarını kontrolü altında tutar. Bu sebeple onların hakkı hiyarı, seçim imkanları yoktur. Onlara yapılması lazım gelen her şeyi Allah yaptırır. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değillerdir. Onlar huzur namazının imamları kendilerini Allah'a adamışlardır. Kendilerine ait bir şey kalmamıştır. Her şey Allah'a ait olmuştur. Onlar başka insanların mutluluğu için yaşarlar. Kendileri sadece bir vasıtadır. İnsanların mutluluğu için bir vasıtadır. Herkes için
durum aynıdır. Kiminle konuşmuşlarsa, kime onu mutlu edecek hangi güzel davranışta bulunmuşlarsa, bunun arkasında kendilerine ait bir şey yoktur. Bunun arkasında sadece o kişinin mutluluğu söz konusudur. Burada mutluluğun tamamlanması için eksik kalan bir şey, izin alanın Allah-u Teala tarafından affedilmesinin gerektiğidir. Af için harekete geçecek olan gene devrin imamıdır. Kendisi kendi iradesiyle bunu yapmış gibi addedilmekte Allah-u Teala tarafından. Yani bir vasıtanın, Allah'ın bir mahlukunun, bir kulunun bu konuda bir şeyler söylemesi gerektiği için, gene Allah'ın iradesiyle hareket etmesine rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan o kişi için af dilemesi emrediliyor. Allah razı olsun. Nur Suresi 63. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. La tec'alu du'a er resulü beynekum ke du'ai ba'dikum. Ba'da. Kad ya'lemullahul lezine yete sel lelune minkum li vaza fel ya zerillezine yuhalifune an emrihi en tusibehum fel yahzirillezine yuhalifune an emrihi en tusibehum. Fitnetün ev yusibehum azabın elîm. Kelimelere bakıyoruz. La tec'alu, kılmayın, yapmayın. Dua er Resulü, Resulün çağırması. Beynekum, sizin aranızda, ke gibi, aynı, eşit. Duayı çağırma. Badukum baden, birbirinizi. Kat yalemu, biliyordu. Allahu Allah. Ellezine, onlar yeteselelune, gizlice çıkarlar. Minkum, sizden. Livazen, bir şeyi siper ederek, görünmemeye çalışarak. Fel yahzeri, feli yahzeri. O zaman sakınsınlar, çekinsinler, hazar etsinler. Ellezine yuhalifune, hilafet edenler, karşı gelenler. An emrihi, onun emrinden. En tusibehum, onlara isabet etmesi. Fitnetün, bir fitne, bir imtihan. Ev veya yusibehum, onlara isabet eder. Azabın, bir azap.
Eliyim'in acığı eliyim. Şimdi kelimeleri cümle haline getirelim. Resul'ün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizli çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasındaki ilişkilerde sahabenin bir kısmının onu kendileri gibi normal bir insan olarak değerlendirmesini burada dikkate almış, gözlerinde sermiş. Bir Resul var. Allah'ın Resulü, son Nebi olan Resul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatem-ül Enbiya, Nebilerin sonuncusu. Ve belki de o sırada sahabenin arasına yeni karışan, yeni tövbe eden kişiler için o da çarşıda, pazarda dolaşan, dilediğiyle konuşan, kendileri gibi alelade bir insan. Öyle görünür. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel gireceklerdir. Sohbetlere iştirak edeceklerdir. Bu sohbetlerde bir şeyler almaya çalışacaklardır. Bir kısmı iştirak edecek ama alamayacaktır hiçbir şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. O zaman o kişi için tabiyet de söz konusu olmayacaktır. Veya kendisine bir zarar gelmesinden endişe edenler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri halde sahabe gibi görünmek isteyerek tabi olacaklardır. Sureta bir tabiyet, ihsanla tabiyet değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde tövbe etmesi hali. Öyleyse buradaki dizayna baktığımız zaman Resul'ün daveti, Resul'ün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızda eşit tutmayın diyor Allah-u Teala. Resul'ün daveti farklı bir sonuca ulaştırır. Davranış biçimlerinde Kur'an bize başlıca kılavuzdur. En büyük kılavuz mutlaka Kur'an'dır. Hangi olayda nasıl davranmamız gerekiyor? Bunun bütün muhtevası Kur'an-ı Kerim'de hamdolsun ki vardır. Resul'ün davet ettiği bir toplantıda bulunmamak veya bulunup toplantı sona ermeden başkalarını kendisine siper ederek kaçmak. Ve Allah-u Teala'nın bu ayette dikkatle yerli yerine oturttuğu bir konudur. Ve Nur Suresinin 64. ayeti kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Ella inne lillahi ma fi semavati vel ard kat ya'lemu ma entum aleyh ve yevme
yurceune ileyhi fe yunebbi'ihim yunebbi'ihum bima amilu vallahu bi kulli şeyin alim. Ela kelimeler değil mi? İnne muhakkak li Allahi Allah'a aittir. Ma şeyler fi essemavati göklerdeki ve el ardi ve yeryüzü arz. Kat ya'lemu biliyordu. Ma şeyi entüm siz aleyhi üzerinde ve yevme ve o gün yürceun döndürülecekler ileyhi ona fe yunebbi'uhum o zaman onlara haber verecek bima amilu yaptıkları şeyleri. Vallahi ve Allah bi kulli şeyin her şeyi alimun en iyi bilendir. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O sizin üzerinde olduğunuz şeyi, yani kalplerinizde olanı biliyordu. Böylece ona döndürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın zatı var. O zat altı yevmde altı tane alem yarattı. Üç asıl, üç onların zıttı olan altı alem. Fizik vücudumuzun alemi zahiri alem, onun zıttı nefsimizin alemi berzah alemi. Onun ötesi gayb ama cinlerin yaşamakta olduğu aleme diğerlerinden ayrılsın diye gayb alemi diyoruz. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onların nefslerinin yaşadığı, onların berzah alemi. Dört oldu. Emr alemi, buradan ayrılan bir ruhun Allah'a ulaşmak üzere takip ettiği yedi tane gök katı aşarak sırat-ı müstakim boyunca, Allah'a ulaştığı tarik-ı müstakim boyunca, yedi tane gök katını açtığı, iki yatay, iki dikey sevilden oluşan, dört sevilden oluşan sırat-ı müstakim, bunun zemin kattan ötesi emr-i alemidir. Bir de yedi tane yer katı, bu da zulmani alem. Bu alemler Allah Teala tarafından yaratılınca Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu alemleri kuşattı. Yaratırken aynı zamanda onları ilmiyle ve rahmetiyle kuşattı. Yani Allah'ın ilmiyle rahmeti yarattığı bütün alemleri kuşattı. Alemler her biri diğerinin kapladığı alanı kaplar. Altı alemde aynı boyutu ifade eder. Zemin kat, bütün yıldızlar zemin katın tabanını teşkil ederler. Kainat, zahiri kainat zemin kattan yukarıya gitmez.
Yedi tane gök katını Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmeti kuşatmıştır. Yedi tane yer katını da kuşatmıştır. Bunlardan Ebrar'ın kader hücreleri yedinci gök katındaki illiğindedir. Yani yedinci gök katının birinci alemini oluşturur. Kader hücreleri diyoruz adına. Altıgen, bal petekleri görünümünde binlerce, on binlerce, 24 saatlik zaman parçasına ihtiva eden kader hücreleri. Ama füccarınkiler zemin kattan 7 kat aşağıda sicinde cehenneme gidecek olanların kader hücreleri. Ama her ikisi de o insanların cehenneme gideceklerin ve cennete gireceklerin hayatının her saniyesini ihata ediyor. Hem de üç boyutlu olarak. İşte Allah-u Teala'nın yaptıkları şeyleri insanlara haber vermesi olayı kıyamet günü orada gerçekleşecek. İndi ilahide. Evvela kıyamet günü zamanın durduğunu ve geriye döndüğünü müşahede edeceğiz. Zamanın durması ve geriye dönmesi, zamanın geriye dönmesiyle birlikte sıfır zamana ulaşıncaya kadar o bölümlerde bulunan zamanın bütün parçalarında bulunan insanların yaşadıkları noktaya zaman geri döndüğünde o insanlar hayatta olacaklar. Ama bulundukları sistemde yer çekimi kuvveti onlara tesir etmediği için yer çekimi kuvveti olan tek yere mahşer meydanına doğru yükseleceklerdir. Bütün alemlerdeki insanlar mahşer meydanında toplanacaklardır. İnsanlar ayrı, cinler ayrı. Bu toplantıda Allah-u Teala'nın bu toplantı sura birinci üfürülmesinde tahakkuk eder. Sonra sura ikinci defa üfürülür. Ki birinci üfürmede kıyametin koptuğu günkü, yani zamanın durduğu, geçmişten geleceğe doğru uzayan zamanın durduğu noktada gezegenlerin artık birbirinden ayrılmasını temin eden kinetik enerjinin tamamlanarak bitmesi noktasında artık kainat büyümeyecektir, büyüme duracaktır, zaman da duracaktır. Ve duran zamanın durgun kalması mümkün değildir. Gravitasyon başladığı için yer çekimi kuvveti sebebiyle zaman gelecekten geçmişe doğru akacaktır. İşte bu devre içinde hayatta olan herkes orada indi ilahide, orada mahşer meydanında toplanacaktır. Bu sura birinci üfürülüş. İkinci defa üfürdüğünde Allah-u Teala bütün insanları öldürecektir. Herkes ölecektir. Üçüncü defa üfürüldüğünde bütün insanlar enerji bedenlerle yeniden yaratılacaktır.
berzah alemindeki nefsler de gelip fizik vücutların içine girecektir. Ve herkes indi ilahiye ulaşacaktır. Allah Teala'nın huzurunda o sonsuz meydanda toplanan bütün insanları elektronik sistemler kendi hayat filmlerine, rakamlı kitaplarına, kitaben merkumen buyuruyor Allah Teala, götürecektir. Ve herkes doğuşundan ölümüne kadar geçen sürede yaptığı her şeyi üç boyutlu olarak orada seyredecektir. Oradaki zaman, buradaki 1000 yıl, oradaki bir güne eşit olduğu için 100 sene yaşayan bir insanın orada 1 saat içinde gösterilecektir. Öyleyse 2-2,5 saat içinde gösterilecektir. İşte bu bütün yaptıklarımızın bu ayette geçtiği şekilde Allah Teala'nın bize haber verilmesidir. Allah Teala tarafından bize haber verilmesidir. Kiramen katibe melekleri orada olacaklar. Sürücü şahit orada olacak. Elimize verilen mizanla hayat filmimizi seyredeceğiz. Ve bize zerre kadar haksızlık edilmediğini kesin olarak tespit edeceğiz. O noktadan sonra bütün insanların, hayat filmlerini seyreden herkesin kitapları ya sağlarından ya sollarından hayat filmleri zaten kendilerine teslim edilecek. Ve onunla insanlar mutlaka, bütün insanlar önce cehenneme girecekler. Sonra da cennete girecek olanlar cehennemden ayrılıp cennete ulaşacaklar. İşte Allah Teala'nın yaptığımız şeyleri bize haber vermesi olayı bu olaydır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları, hamdolsun ki Nur Suresi burada tamamlanıyor. Böylece 24. suresini Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala bizlere tamamlamak imkanını bahşetmiş oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Nur Suresi'ni de böylece tamamlamış olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.